7.508-108.500 TL alan emekliye ilk zam müjdesi. İşte en düşük emekli maaşı. 2023 senesi emekli senesi olarak ilan edilirken, maaşlara Temmuz ayında yeni bir zam yapılacak. İlk defa uygulanacak olan kademeli zam açıklaması detayları yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. TÜİK enflasyon rakamları ile alakalı açıklamalar yapmaya devam ediyor. TÜİK'in en merakla beklenen açıklaması ise Haziran ayı enflasyon oranları olarak bilinirken, asgari ücret zammı açıklaması akabinde emekli maaş zammı açıklaması için tekrardan gözler hükümete çevriliyor. Bayram öncesi açıklaması beklenen ancak henüz refah payı ile alakalı gelişmelerin yaşanmadığı emekli maaş zammı ile alakalı ortaya atılan senaryoların hangisinin tutacağı da merak ediliyor. Peki en düşük emekli maaşı belli oldu mu? Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar. Emekli maaşı zammı, Temmuz ayının başında yapılacak olan kurul toplantısı sonrasında Erdoğan tarafından halka sunulacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emekli zammı ile alakalı uzmanların hesaplamaları devam ederken, 3 farklı formül akılları karıştırıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı ile alakalı 3 yeni formül üretilmiş bulunuyor. 1 oransal zam, 2 seyyanen, 3 kademeli artış zamlarının nasıl işleyeceği konusu merak ediliyor. Emekli maaşlarına enflasyon farkının eklenmesinin yanı sıra bir de refah payının ekleneceği Erdoğan tarafında açıklanmış iken seyyanen artı refah payı hesaplamasının ne kadar olacağı konusunda arama motorları adeta aşınıyor. Asgari ücrete geçtiğimiz gün yapılan açıklama sonrasında %34 zam verilmiş ve 11.402 TL asgari ücret ödemesi kesinleşmişti. Bu kallavi zam sonrasında gözler emekli maaş zammına çevrili bir şekilde beklemekte. Refah payı zammı da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrasında yaptığı açıklamasında refah payı müjdesini vermişti. Erdoğan açıklamasında, eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız, demişti. 5 aylık enflasyon oranı %15,26 olarak hesaplanırken, Haziran enflasyonu ve refah payı açıklaması emekli maaşı zammı için yeterli açıklama olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ile Temmuz ayına kadar enflasyon oranları toplamının %20 üzerinde olacağı öngörülüyor. Bu hesaplama ile birlikte refah payının da eklenmesi ile birlikte %30-35'lik bir zam bekleniyor. Temmuz ayında düzenlenecek olan Bakanlar Kurulu toplantısında tüm istatistikler değerlendirilerek verilecek karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.